Evet, bir tek istikrar da değil, sahanın içinde de Oyun istikrarı. Oyun istikrarı var gerçekten. Çok az maç vardır belki, hani elbette hatası olan karşılaşmalar, hataları olan ya da eksik kaldığı maçlar vardır ama bir de farklı farklı mevkilerde oynayıp eksikleri de giderdiği çok oldu. Böyle bir oyuncu bekliyor muydunuz siz böyle bir performans Barış Alper'den, merak ediyorum. Taner Karaman, seninle başlayayım. Bu sezon kariyer sezonu diyebilir miyiz? Şu ana kadar ki evet. Tabii Keçiören'de belki kendi konjektüründe, kendi liginde çok iyi işler yapması ayrı bir kenarda tutulabilir. Ama gözlemlediğimiz kadarıyla şu ana kadar Galatasaray'ın da scout ekibinin yakaladığı en iyi profil olduğunu ben yerlilerde özellikle söylemem çok mümkün. Ve Okan Hoca'nın elini çok güçlendiriyor. Çok böyle imdat çekici gibi her yere girip çıkabiliyor olması da onun da kendi nezdinde Avrupa'da bir piyasa oluşturmasını sağlıyor aynı zamanda. Bugün Barış Alper için gelecek teklifler de muhtemelen Türk futbol tarihinin de rekorlar arasında yer alacak tekliflerden bir tanesi olabilir. Çünkü hem yaş olarak hem gösterdiği performans, futbolu biliyor olması. Buradan da tebrik ederim. Yani akademi eğitimini veren teknik adamlar şu anda affetsinler. İsim olarak zikir edemiyorum ama öğreniriz, onu da dile getiririz. Ama futbolu öyle güzel öğretmişler ki Barış Alper'in altyapısında. Barış bugün Okan Hoca tarafından sihirli değneği yok Okan Hoca'nın. Ama öyle bir futbol öğretisiyle geldi ki Galatasaray'a. Sağ bekte de, sol bekte de, sağ açıkta da, son adamda da, milli takımda da aynı zamanda son adamda da oynadı biliyorsunuz. Montella tarafında oynatıldı. Her Evet. yerde oynayabiliyor. O zaman iyi bir akademi eğitimi almış bir oyuncudan neler çıkabileceğini de biz hem Kerem Aktürkoğlu'ndan dönem dönem gördük. Hem de burada Barış Alper bize bunu gösteriyor. O yüzden de altyapı hocaları çok önemli futbolumuz için. Zaman zaman kimi futbolcuların A takıma çıktığı zaman alver yapmayı bile bilmediğini söyleyen çok teknik adamımız var. Yabancı hocalar Türkiye'ye gelip birçok yerli futbolcumuzun oynadığı ya da oynamaya çalıştığı oyunu anlamlandıramadığını ifade ediyorlar. Nasıl bu akademiden bu çocuk çıkmış diye düşünen çok fazla yabancı hocamız var, onu da söyleyeyim. Hani isim olarak ifade etmeyeyim kimseye ama Barış Alper'i yetiştiren hocalara da helal olsun kazandıkları her kuruş bu arada. Hakikaten de akademide çok güzel bir eğitim almış. Ve istikrar konusunda sadece Barış Alper değil bu arada. Fenerbahçe'nin örneğin bence çıkarım yapması gereken noktalardan bir tanesi de Galatasaray'a bir odaklanmaları gerekiyor. Yani bu nedir? Barış Alper bu kadar istikrarlıysa bunun altındaki bir sebep de sakatlanmıyor olması. Sakatlık problemi çok fazla yaşamıyor. Hatırlamıyorum, evet. Ve Yani çok sadece Barış az. Alper değil, Galatasaray camiasında da kronik geçmişten gelen sakatlığı olan oyuncular dışında sakatlıkla boğuşan oyuncu sayısı çok çok az. Darbeden sadece. Evet. Ve o darbe Çok sakatlıkları da az. yine çok az. Yani orada da yine baktığımız zaman darbeyle de Galatasaraylı futbolcuların sakatlanma oranı çok fazla değil. O zaman Fenerbahçe'nin de mutluluğu uzakta aramak yerine biraz Florya'ya bakıp Galatasaray neyi doğru yapıyor da biz yanlış yapıyoruz demesi lazım. Çünkü bir tarafta Avrupa'nın en fazla sakatlık yaşayan takımlarından biri Fenerbahçe. Bir tarafta ligin ve Avrupa'nın en az sakatlık yaşayan takımlarından bir tanesi Galatasaray var. O zaman bu istikrar da doğuruyor. Oyuncu değerini de yukarıya çıkartıyor. Hocanın değerini de yukarıya çıkartıyor. Çünkü biz bugün Barış Alper gibi bir oyuncudan bahsedip Okan Hoca'yı da buradan övmek zorunda kalıyoruz. Çünkü hoca nerede sıkışsa Barış oraya atıyor ve performans alıyor. Barış sakat olsa hocanın da eli sıkışacak ve bu sefer takımın performansı düşecek belki de. Bu sefer hocayı eleştireceğiz. Ve diğer taraftan mesela İsmail Kartal'la Okan Buruk karşılaştırınca Okan Hoca'nın dokunuşlarla ikinci yarılarda maç çevirdiğinden hep bahsediyoruz. Ama diğer tarafta İsmail Kartal'ın kadro derinliği ne kadar oyuncu olarak iyi gözükse bile sakatlıklarla boğuşan bir camia oldukları için de o derinlik ortadan kalkıyor ve kadroya dokunuş yapan İsmail Kartal'ın dokunuşlarıyla oyun ileriye gidemiyor. Bu da sıkıntıda olduğunuz maçları çevirememenize sebebiyet veriyor. Galatasaray burada o kadar iyi yönetiyor ki süreci. Sakatlanmıyorlar. Oyuncular sahada %100'e yakın performans bir şekilde verebiliyor. Okan Hoca kulübeyi bu sayede daha iyi yönetebiliyor. Ve bir de transfer dönemini hatırlayalım. Kaan Ayhan'dan tutun da Barış Alper'e kadar. Biz hep şunu söylemiştik. Tabii Barış daha geriden geliyor ama Okan Hoca'nın bu sezonda özellikle tercih ettiği oyuncular genellikle joker oynayabilen oyuncular. Yani farklı mevkilerde oynayabilen oyuncuları tercih etti Okan Hoca bu sezon. Çünkü bir de şunu göze alıyor Galatasaray. Yani şuna da dikkat ediyor. Bizim ligimiz Avrupa'nın en fazla faul yapılan ligleri sıralaması hep ilk 5'te. Yani İsmail Kartal hep diyor ya darbeli sakatlık ama bunlar. O zaman ona hazırlık yapacaksın. Çünkü bu lig zaten en fazla darbenin uygulandığı ligler arasında. İlk 5'te Evet. Avrupa'da. Ve bu kadar faul yapılan bir ligdeyseniz de
her an bir adamınızın darbeyle sağdan uzak kalma ihtimalini gözetmeniz gerekiyor. Galatasaray bunu gözettiği için hep böyle Barış Alper tarzında farklı mevkilerde oynayabilen adamlarla puzzle'ın parçalarını bir şekilde kapatmayı da başardılar. Az sakatlık vermelerine rağmen. Gerçi Galatasaray'ın da en büyük defosu transfer defosuydu. Orada da mesela Galatasaray Fenerbahçe'nin gerisinde aslında kaldı. Baktığımız zaman işte Endombele'sinden tutun da birçok Aurel'e de dahil olmak üzere Angelino gibi oyuncular. Evet. Birçok ismi geldi gitti. Kimisi gitmedi ama yok sahalarda. Ama doğru bir transfer politikası. Ben şuna da değineyim. Barış Alper'in çok önemli bir disipline sahip olduğunu da biliyoruz. Antrenman disiplini. Fiziksel gelişimine bakalım. Mesela 3 ayrı fotoğrafı ekrana getirelim. Geçiyorlarından geldiği dönem, bugünkü dönem. Bir de tam sürecin ortasındaki dönem fotoğraflarına bakarsak fiziken kendini böyle 2 ile çarpmış bir Barış Alper var. Kuvvetlendi, vücudu gelişti ve kendine bakmayan oyuncu bu hale gelemez. Ve aynı zamanda antrenmanlarda dediğim gibi antrenman kaçırmayan, çok disiplinli oynayan ve antrenman dışında da yine kendince antrenmanlar yapan bir oyuncudan bahsediyorum. Bunların hepsi alt alta gelince işte 6 gol 7 asistlik performanslar ortaya çıkıyor. Buradan Mahmut Alparslan'a döneyim. Eminim onu da söyleyecek çok şey vardır Barış Alper'le ilgili. O çok enteresan bir oyuncu. Ligimizde son dönemlerde gördüğümüz ne zaman neyi yapabileceği çok değişik bir oyun disiplini veyahut da oyun strüktürü var. Ne zaman ne yapacağım? Müdafaalar için çok zor bir oyuncu. Nerede ne yapabileceğini bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Bazen tamam perspektif oyun düzeninde bunlar olabilir. O perspektifte olması gerekenleri yapmıyor ama bunlar da o kendi nasıl söyleyeyim doğaçlama futbolu çok iyi sunan bir oyuncudan söz ediyoruz. Belli başlı mevkilerde oynadılar. Tabii onun o çabukluk, o sprintler özelliklerini, fizik gücünü ayarlamasından birkaç maçta onları toparladı. Fakat en fazla verimli olduğu yer ofansif yönde daha doğrusu hücum bölgesinde Barış'tan değil mi? Hangi müdafaa olursa olsun ne zaman ne yapacağını bilemiyorsunuz, kestiremiyorsunuz. Burada tabii kendisinin de gelişimini sağlaması etrafındaki oyuncular da çok önemli. Öyle bir oyuncularla siz antrenman yapıyorsunuz ki onu koltuk altına alırlar böyle yanlış yaptı hareketi. Hocadan önce saha içinde onlar anlatırlar ki bunları biz diğer genç kardeşlerimizle çalıştığımız dönemlerde çok gördük. İşte bunu Didi'den gördük, Snyder'den gördük, daha evliyatına git. Bir sürü bu üst seviyedeki oyuncular size ne şekilde oynayacağınızı. Önemli olan Barış'ın bundan sonraki yeni sezonda da yine aynı performansı yakalayacak mı, götürecek mi? Burada bu tarzdaki genç kardeşlerimizde bir sezonlar vardır öyle bir parlarlar ki eyvah dersiniz bu tamam ama ikinci sezon aynısını Kerem yaşıyor şimdi şu anda. Hı hı. O Kerem'in yaşadığı bir handikap var. O kendisinden mi kaynaklanıyor, takım içinden mi kaynaklanıyor veyahut da kafa yapısını ama bilemeyiz. Onun için inşallah bu periyodu Barış gibi kardeşlerimiz bir sezonda siz bütün her şeyi alt üst ediyorsunuz. Bütün verileri alt üst ediyorsunuz. İkinci dönemde de sürdürmek çok önemli. Tabii Galatasaray'da kalır mı kalmaz mı bilemiyorum. Çünkü Galatasaray'ın en büyük yaptığı en büyük harekette rakiplerine kadar gene öndeler. 5 tane 6 tane hedef oyuncuların hepsinde imza attırdılar. Evet. Şu anda öndeler transferde. Buraya eklemeler yapacaklar. Bunu da vurgulayalım. Yani böyle bir kadrodan çıktıktan sonra tabii burada da sevgili Okan Burak'a geleceğiz. Okan Hoca, ona sormak lazım. Sen Kalifetkam sana ne söyledi? Onu bir sevgi, yani çünkü Kali'ye sormuştum onu. Frankfurt maçını, o 0-0'lık maçı hatırlar mısın? Frankfurt o Yeboğulları falan dönemi. O gider orada yaşıyordum. Onlar geldiler, merhaba dediler. Bize ailemle oradayız otelde. İşte Mert falan var, bu Pape Mustafa'lar. Okan'a hocam hoş geldin. Yani gittiler Kalifetkam'da arkasından şöyle bakıyor Okan'a. Bir babanın oğluna nasıl şefkatle bakar. Ya trener dedim, sen dedim bunu nasıl kazandın? Ya dedi, çağırdım bir gün yanıma dedi. Al dedi, 5 maç, 6 maç. Ne yaparsan yap. Çık bildiğini oyna. Hiç dedi, statik bir şeyler söylemedim ona. Okan dedi, aldı götürdü dedi.